Transfer haberleriyle karşınızdayız. Haberlere geçmeden günün sorusu ekranda. Şu anda Inter'de oynayan Edin Dzeko Premier Lig'de hangi kulüpte yer almıştır? Cevabı yoruma yazabilirsiniz. İyi seyirler. Manchester United ile başlayalım. Rashford'un ismi Paris Saint Germain ile anılmakta. Paris Saint Germain Mbappé'nin olası ayrılığını onun ile doldurmak istiyor. Bundan dolayı oyuncu ve United ile temasa geçecekler. Hedefleri yaz için ama devre arasında görüşmelere başlamayı umuyorlar. Martial'in menajeri oyuncusunun devre arasında ayrılmak istediğini açıklamıştı. Çünkü şu ana kadar sadece 270 dakika oynadı. United yönetimi ise 30 milyon sterlin civarı bir ücret talep ediyor. Şu ana kadar resmi bir teklif almadılar. Bu sezon istediği şansları alamayan Wanda Beck için ise yeni teknik adam Rangnick, kalsın kararı verdi. Devre arasında satılmayacak. Orta sahaya takviye olarak ise Milan'dan kesiği ismi konuşuluyor. Şu anda 50-60 milyon avro civarı piyasası var. United dışında Milanlı, orta sahaya Tottenham'da talip. Manchester City ile devam edelim. Yazın 100 milyon sterlin karşılığında Aston Villa'dan alınan Jack Grealish formu hakkında konuştu. City'ye geldiğimde 20-30 gol atacağım dedim. Ama durum hiç de öyle olmadı. Özellikle takıma geldiği ücretten ötürü bir süre gol ve asist bulamayınca insanlar konuşmaya ve senden şüphe etmeye başlıyor. İşte burada benim yeteneğime güvenmem ve toparlamam gerekiyor dedi. Grealish şu ana kadar 13 lig maçında 2 gol attı ve 2 de asist yaptı. City'nin devre arasında forvet transferi yapması ise merak konusu. Riley Howich Haaland, Lewandowski konuşmaya devam ediyor. Ama Pepe yakın isimler özellikle de Pep'in planını yazdan yaptığını ve devre arasında çılgın hamleler yapmayacağını savunuyor. Yani bu demek oluyor ki forvet hamlesi yazı bırakılabilir. Chelsea'de ise Tuhal devre arası transfer dönemi için konuştu. Takımımıza güvendiğimiz için oyuncu getirmekle ilgili görüşmelerde bulunmuyoruz dedi. Ama aslında bir forvet transferi yapabilirler. Zira Lukaku ve sakatlık döneminde o mevkiye net bir isim koyamadılar. Stoper Kristensen ve Thiago Silva ile yeni sözleşme konusunda anlaşıldı. Rudiger işi ise olmayacak gibi. Gidişat şimdilik öyle oyuncuya Manchester United'ın bile talip olduğu konuşuluyor. Haftalık 400 bin sterlin istiyor. Şu an ise Chelsea'den 140 bin sterlin kazanıyor. Chelsea son teklifinde haftalık 280 bin sterlin sunmuştu. Chelsea liderliği kaybetti ve şu an üçüncülüğe kadar düştü. Everton ile bir bir berabere kaldıkları maçta taraftar takımı yuhladı. Tuhel durumun sadece anlık olduğunu düşünün söyledi. Ama gerçekten anlık mıydı yoksa genel bir tepki miydi bilemiyoruz. Arsenal ise geçen hafta Aubameyang'la sorunlar yaşandığını dile getirmiştik. Aubameyang'ın kaptanlığı elinden alındı. Mesut Özil'in Arsenal'de yaşadığı durumun bir benzerini yaşıyor gibi. Devre arasında takımdan ayrılması bile gündeme geldi. İsmi Juventus Barça ile anılırken Mesut Özil'den dolayı Fenerbahçe ismi de geçiyor. Ama mali açıdan zor bir transfer. Açık konuşalım. Aubameyang ne disiplin suçu yaptı derseniz hastanesini ziyaret etmek için Fransa'ya gitmiş ve oradan geç dönmüş. Arteta bunu disiplinsizlik olarak kabul etmiş. Dakazet ise Aubameyang'ın ayrılması durumunda belki de yeni bir kontrat teklifi alabilir. Son maçlarda da 11'in vazgeçilmesi zaten. Arsenal Premier Lig'deki son 3 maçını ise kazandı ve ligde 4. E kadar yükseldi. Taraftarlar şu an Arteta'dan memnun olsa da Mesut'tan sonra takımın yıldızlarından biri olan Aubameyang'a gösterdiği tavırdan hiç memnun değil. Liverpool ile devam edelim. Kanat transferi için çalışma sürdüren İngiliz temsilcisi adına İngiliz basınında Junior ismi yazıldı. Ama Real Madrid başkanı bir dahaki yaz Mbappe Benzema Junior üçlüsünü düşündüğü için Liverpool hangi çılgın fiyatı biçerse bitsin bırakmayacaktırlar. Globise, Salah, Mane ve Keita gibi isimlerin Afrika Uluslar Kupası'na katılacağı için olmayacağı bir ay gibi süreye özel transferler yapmayacaklarını, uzun vadeli hamleler yapacaklarını söyledi. Ama zaten kanat transferi gerek Salah manede olmayınca devre arası mecbur rotasyon için bir isim getirmek zorundalar. Karius ise devre arasında bir kulüb ile anlaşabilirse Bonsaires ve Deli talep edilmeyecek. Bu sezon zaten hiç maça çıkmadı kendisi. Tottenham'da ise Delali için net karar verildi. Conte oyuncunun kiralanmasını istedi. Delali'nin satılması şimdilik ikinci planda. Devre arasında garanti bir duruma göre iki stoper transferi yapması beklenen Tottenham, Fiorentina'dan Milenkovic'i gündemini aldı. 1.95 stoper için Fiorentina'nın 30-35 milyon avroluk talebi olacağı konuşuluyor. Stefan de Frey ise halen listedeki ilk isim olarak yerini koruyor. Loris'in yeni sözleşmesi için ise anlaşma neredeyse tamam. Newcastle United için ise Ocak ayında birçok emre yazılıp çiziliyor. Villehovic gibi isimleri almalarını şahsen zor görüyorum. Bunu neden diyorum? Çünkü İngiliz medyası bu tür iddiaları yazıyor. Ama Villehovic sizce City, Arsenal, Tottenham, Juventus gibi kulüpler varken Newcastle'a sırf para var diye gelir mi? Real Madrid e devam edelim. La Liga bu yıl onların olacak gibi. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile oynayacaklar. Bundan dolayı Mbappe ile yaz için anlaşma işini bu maçtan sonraya bırakabilirler. Yani Mart'tan sonraya. Nedeni ise maça gölge düşmemesi diyebiliriz. İspanya'da bazı gazeteciler en azından böyle düşünüyor. Ama şu garanti ki Real Madrid Mbappe işi eninde sonunda gerçekleşecek. Jovic ile büyük ihtimal devre arasında yollar ayrılacak. Bundan dolayı onun yerine bir forret transferi devre arasında gelebilir. Lille'de iyi bir performans gösteren Jonathan David de olası adaylardan ama oyuncu için çoktan harekete geçmiş Fiorentina Dortmund gibi kulüpleri de es geçmemek gerek. Hazard için ise ayrılık ihtimalleri konuşulmaya devam ediyor. Her geçen gün farklı bir kulübü ismi geçiyor. Hazard Real Madrid'deki maaşından vazgeçecek mi göreceğiz? Barcelona'da ise Sergio Aguero'nun futbolu bırakmasını beklediğimizi söylemiştik. Aguero bunu kendi ağzıyla da doğruladı. Maalesef Barcelona'da pek maça çıkamadı ve kariyeri modern futbola göre erken bitti. Barcelona onun yerine Edinson Cavani ile anlaştı. Manchester United'da takımdan ayrılmak isteyen ve pek maça çıkmadığı için maaşı nedeniyle fazlalık duruma gelen Cavani'yi serbest bırakacak. Bonservis bedeli talep etmeyecek. De Jong ise artık Barça'da dokunulmaz değil. Maddi durumdan dolayı devre arası iyi bir teklif ile satılmasını ya da takasta kullanılmasına şahit olabilirsiniz. Umtiti ile yolları ayrılmak isteniyor. Çünkü aldığı maaş yüksek ve oynamıyor. Haftalık 230 bin avro kazanıyor. Bu da mali krizde olan Barça için sorun. Ferran Torres konusunda ise City ile görüşmeler sürüyor. Juventus'ta ise sakatlıktan dönmesinden sonra Allegri'nin planlarına girmesi beklenen Arthur bunda başarılı olamadı. Allegri bundan dolayı oyuncunun kiralanması veya satılması konusunda bir istek olursa onay verilebileceğini iletti yönetime. Dybala'nın menajerinin ise yeni sözleşme için geçtiğimiz günlerde Torino'ya indiği konuşuluyor. Dybala için özellikle son zamanlarda Premier Lig iddiası çıkıyordu. Bu dönem sakatlıktan dolayı bazı maçları kaçıran Arjantinli 17 maçta 8 gol 4 asist ile oynadı. Cavani'de ise oyuncunun tercihi Barça'ya yakın olması nedeniyle geride kaldı Juventus. Icardi için menajeri Vanda Nara ile görüştüğü basında konuşuluyor Juventus'un. Icardi İtalya'ya geri dönecek gibi duruyor. Allegri ise transfer dönemi için konuştu. Ocak ayı transfer dönemi sorunlarımızı çözmeyecek, sahip olduğumuz oyuncular üzerinde çalışmamız gerekiyor dedi. Inter'den ayrılacağını sık sık dile getirdiğimiz Eriksen, Inter tarafından serbest bırakıldı. Eriksen için menajeri konuştu. Futbola devam edecek, kendini soran iki tane kulüp var dedi. Bu kulüplerden biri kesinlikle Ajax. Inter sportif direktörü ise ananın durumunu takip ettiklerini kabul etti. Inter ise Serie A'da liderliği yine aldı. Çalhanoğlu gerçekten fark yaratıyor. Son maçlarda hep skora etki etti. Bu sezon 16 maçta 6 gol 8 asist ile oynadı. Serie A'da asist krallığında lider durumda. Napoli ise savunma hattına takviye getirecek. Everton'da tutunamayan Mina şu anda gündemde olan isim. Stopper Manolas'ı ise devre arasında 2,5 milyon avroya Olympiakos'u satacaklar. Insigne'nin menajeri ise Ocak ayına kadar Napoli dışında hiçbir kulübüyle görüşmeyeceklerini, şu an durumun iyi olmadığını ama düzelebileceğini söyledi. Söylentiler menajerinin yüksek bir maaş talebinde bulunduğu yönünde. Insigne bu sezon 14 maçta 4 gol 5 asistil oynadı. Kaptanın isteği karşılanacak mı göreceğiz? Bayan Münih'te ise sportif direktöre devre arası transfer sezonu soruldu. Bayan sportif direktörü gerçekten iyi bir kadroya sahibiz ve sezona böyle devam edeceğiz dedi. Yani bu yanıta bakar isek şimdilik devre arası için transfer yapılmayacak diyebiliriz. Kimi, Goreska, Sabitzer ise Ocak ayında sakatlıktan çıkacak. Bu da Hoca Nagelsmann'ın elini yeni transferlermiş gibi zaten güçlendirecektir. Lewandowski ise Serie A'da oynamak ister misin diye soruldu. Henüz bilmediğim bir şey için konuşamam. Ama İtalya'da çok saygı duyulduğumu biliyorum. Bu mümkün dedi. Stoper Şurley'e ise yıllık 10 milyon avro kazanacağı bir teklif sunulacak. Paris Saint Germain'de ise Ramos Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında ölümüne savaşacağını dile getirdi. Sakatlık süreci hakkında da konuşan Ramos, ''Saatlerce karanlık, yalnızlık vardı ama bu zorlukların üstesinden gelmeme yardımcı oldu. Tekrar gülümsüyorum ve tekrar yarışmak istiyorum.'' dedi tam olarak fit duruma büyük ihtimal ikinci dönem gelecek. Mbappe de açıklamada bulundu. Geçen yıl benim için iyiydi. 40 gol attım. Ama ligi ve şampiyonlar ligini kazanamadık. Sonunda merak ediyorum. Kazanmazsak 50 gol atmanın ne anlamı var? Daha az gol atıp ligi ve şampiyonlar ligini kazanmayı tercih ederim dedi. Süper ligimiz ile devam edelim. Galatasaray'da ise Fernando Muslera bildiğiniz üzere sakatlandı. Zaten kaleci transferi yapmayı düşünüyorlardı. Bu da devre arası için kesinleşmesine sebebiyet verdi. Türkiye'den İrfan Can şu an hedef olarak bir numara. Avrupa'da ise kısa süreli kiralama seçeneği olarak Leno ismi öne çıkıyor. Biliyorsunuz o da Arsenal'de formayı kaptırdığı için yedekte bekliyor. Ve Avrupa'dan sebebiyet Galatasaray'a sıcak bakabilir. Jovic ise Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etmeye devam ediyor. Bu transfer kiralık gerçekleşirse Galatasaray devreye girebilir. Ama Muhammed veya Cagne'den birinin takımdan ayrılması gerek bunun içinde. Kerem Aktürkoğlu ise devre arasında satılmayacak. Galatasaray Avrupa'da devam ettiği için hedef olarak oyuncuyu daha çok parlatıp bedenini yükseltmek istiyor. Fenerbahçe'de ise Vitor Pereira kararı Beşiktaş maçının sonunda verilecek. Ama bir teknik adamı bu şekilde durmadan derbilere, maçlara göre kısıtlamak oyuncuları da hocaya karşı güvensiz bırakır. Sorun artık teknik adamlardan çok yönetim gibi duruyor. Kimi kesim ise Vitor Pereira'nın çoktan gönderildiğini, 1 Ocak'ta Slaven Bilic'in takımın başına geçeceğini söylüyor. Bu ne kadar doğru, orasını bilemiyorum ama. Fenerbahçe için konuşulan Sinan Bolat iddiaları ise gerçekçi değil. Altay zaten yavaştan dönüş sürecinde. Zalai Minja için ise devre arasında kesin teklif gelecek. Yönetimin A planı ikisini de elde tutmak. Ancak 20 milyon avro yaşan teklifler gelirse fikirleri değişebilir. Luke de Jong ismi ise 3 hafta önce Beşiktaş'a yazılmıştı. Şimdi Fenerbahçe'ye yazılıyor. Evet Fenerbahçe devre arası için forvet hamlesi yapacak ama kesinlikle bu isim Luke de Jong olmayacak. Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası yerine arayış sürmekte. Bruno ismi yurt dışından gündemdeydi ama bu konu kapandı. Devre arasına kadar yönetim Önder Karaveli ile devam etmeyi planlıyor. Belki iyi giderse sezon sonuna kadar onun ile devam etme kararı bile alabilirler. Şenol Güneş'te geçtiğimiz günlerde İstanbul'da görüldü ama net bir şey diyemeyiz. Cenk Tosun'un menajeri ise oyuncusunun bu devre arasında takımdan ayrılma niyetinin olmadığını onayladı. Normalde bir ay önce bu işe garanti gözüyle bakılıyordu. Ama takımın düşüşü, Sergen Yalçın'ın gidişi falan durumu değiştirmiş olabilir. Yusuf Yazıcı, Larin takası iddiaları ise gerçekçi değil. Sizce Celil, Larin'i zaten sezon sonu ücretsiz kadrosuna katabilecek bir imkana sahipken devre arası Yusuf verir mi? Klasik Türk medyası diyelim. Trabzonspor ise liderliğini sürdürüyor. Eğer bir kayıp süreci yaşamazlar ise bu sene vermezler. El ahliye transferi olan Alyoski'nin ise orada mutsuz olduğu ve Trabzonspor yönetimine mesaj yolladığı söyleniyor. Abdullah Avcı'nın ise Uğur Çiftçi'yi istediği konuşulmakta Solbek mevkisi için.